Evet. İşte Zehra Hanım da geldi. Sizinle ilgilenecek olan öğretmenimiz. Hoş geldiniz Reyhan Hanım. Hoş bulduk. Ben işlemler için müdür beyin yanına çıkıyorum. Siz çocukları yerleştirin, olur mu? Tabii, tabii. Siz buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi ben sizi yurda götüreyim, ha? Gezdireyim. Hadi buyurun. İşte burası bizim ana binamız. Daha sonra sizi öbür binalarımıza da götüreceğim. Gündüzleri her zaman olduğu gibi okula gideceksiniz. Oradan sizi bizim servislerimize alacaklar. Bakın burada yemekhanelerimiz var bizim. Çok güzel yemekler pişiyor orada. Yemeklerinizi yedikten sonra da etüt salonlarına geçeceksiniz. Orada ödevlerinizi yapacaksınız. Sonra bizim oyun salonlarımız da var. Orada da arkadaşlarınızla oyunlar oynayacaksınız. Birbirimizi görebilecek miyiz? Tabii ki. Ne kadar isterseniz göreceksiniz hem de. Özgürsünüz. Burası bir hapishane değil ki. Yalnız geceleri ayrı odalarda kalacaksınız. Çünkü kızlar, erkekler, bir de ayrı yaş grupları için ayrı ayrı odalarımız var bizim. Hikmet abi, Rahmet abimi, ablamı bir daha hiç göremeyecek miyiz? Yo, olur mu öyle şey? Onlar ne zaman isterlerse sizin ziyaretinize gelebilirler. Artık burası sizin eviniz olacak. Onlar sadece ziyaretçiniz olabilir. Hadi ben artık odalarınızı göstereyim size, ha? Hadi buyurun. Hocam, ben bir kardeşlerimle konuşayım. Ondan sonra gezeriz okulu, olur mu? Olur, tabii. Hadi konuş. Geç şöyle karşıma. Bana bak. Üzülmek yok, tamam mı? Ben buradayım zaten. Sürekli birlikte olacağız. Ne olacak? Birlikte uyuyamayacağız gece. Ama o da zaten canımıza minnet, değil mi? Sıkılmadınız bundan üst üste uyumaktan. Abi, artık eve hiç dönemeyecek miyiz? Yok Fiko, saçmalama. Ablamla Rahmet çözerler durumu. Biz buraya geldik, biraz takılırız burada. Sonra çıkarız, gideriz evimize. Çözerler değil mi abi? Çözerler aşkım, merak etme sen. Tamam, neyse. Hadi gidelim, okulu gezelim. Sonra otururuz, birlikte sohbet ederiz bol bol, olur mu? Ya Fiko, yemekler falan çok güzelmiş. Tıkınırsın işte. Hadi bakalım. Şimdi de içeriği görelim, ha? Hadi, şimdi size İsmet'in kalacağı yeri göstereceğim. Bak, burası da senin yurdun. Gördün mü? Ne kadar güzel ev gibi, değil mi? Arkadaşların da var. Çok seveceksin bence. Evet, çocuklar. Bu yeni arkadaşınız Fikret. Artık burada sizinle kalacak. Hani bir hoş geldin deseniz arkadaşınıza. Hoş geldin Fikret. Tamamdır. Eda Hanım, gelmişken sizinle de bir konuşalım mı? Şu ısınma meselesini görüştüm de müdür beyle. Tabii Zehra. Tamam. Fikret'ciğim, sen burada arkadaşlarınla tanış, ben hemen geliyorum. Tamam. Hoş geldin bakalım. Geç otur şu yatağa. Yok, iyiyim ben böyle. Otursan oğlum, yemeyeceğiz. Boş yatak. Bizde hoş geldin böyledir. Hiç gücenme vallahi. Ben Cengiz. Bunlar da benim kankalarım. Burası benden sormuş. Tanıştın mı arkadaşlarınla? Hadi gel. Ben sana kalan yerleri de gezdim.
Merhaba, ben Melis. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Kiraz. İstersen montunla poşetini şu yeşil dolaba koyabilirsin. Dolap senin. Ya Melis, ben nasıl giderim kreşe? Kardeşime bakacağım da. Buradan çık, sağdan. Dümdüz gittikten sonra karşındaki bina. Çok teşekkür ederim, gerçekten. Hadi bakalım çocuklar, şimdi yavaş yavaş hamurları kaldırıyoruz, boyaya başlıyoruz, tamam mı? Toparlanın bakalım. Ben boya yapmayı çok seviyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kiraz. Ben Kiraz, İsmet'in ablasıyım, ona bakmaya geldim de. Geç otur. Oyun. Sen oyun mu oynuyorsun İsmet? Oyuncak. Burada ne kadar çok oyuncak varmış. Hadi bakalım İsmet, hamurunu ver bakalım. Vermem. Ama olur mu İsmet'ciğim? Şimdi boya vakti, hamur bitti. Vermeyeceğim. Ama İsmet istemediği şey yapmaz ki. O şimdi hamurlarla oynasa olmaz mı? Kiraz'cığım, sen istersen şimdi git. İsmet'in buraya alışması lazım. Hem dersi de bölmemiş oluruz. Kardeşinin ayrılacağın için üzülüyorsun, biliyorum. Ama üzülme. Hem zamanla alışacaksınız zaten. Akşamüstü gelip hem oynayabilirsin de. Ablayım mı? İsmet, şimdi gidiyorum ama söz geri geleceğim. Abla. Kiracığım mı? Hadi bakalım İsmet'ciğim, ver şimdi hamurunu. Aferin sana. Rahmet, hadi sen eve git, ben yürüyeceğim biraz. Abla olur mu öyle şey ya? Ben de seninle yürüyeyim. Ablacığım yürüyeceğim, düşüneceğim. Hadi. İyi. Thank you.
bakıyorsun lan? Yat uyu. Kalk hadi kahvaltıya gideceğiz. Ben dün akşam İsmet'i aldım. Sabah bırakacaktım ama uyuyakalmışız biz. Hadi üstünüzü giyinin sonra konuşuruz. İsmet kalk 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 kalk. Kafayı vurma kafayı vurma. Siz evde de mi birlikte yatıyordunuz İsmet'le? İsmet ablam ben aynı odada yatıyoruz. Kirazcığım bak. Senin de İsmet'in de buraya alışmanız lazım. O yüzden İsmet'i bir daha yatağına alma olur mu? Onun da kendi yatağına alışması gerekiyor çünkü. Burası artık sizin eviniz. Burada çok uzun süre kalabilirsiniz. Buna o yönden bakmaya çalış olur mu? Hayır. Ablam bizi buradan kurtaracak. Biz temelli burada değiliz. Geçiş süre burada kalıyoruz. O yüzden İsmet'in buraya alışmasına falan da gerek yok. Yani benle yatabilir. Kahvaltıya gidelim sonra konuşuruz olur mu? Ne oluyor ya? Gençler kalkın kalkın, Fikret altını işemiş. Lan Cengiz dediğin doğruymuş. Çizikti Fikret. Anne yatarken bez bağlamıyor mu? Bunu yaptın Fikret. Ne oluyor burada? He? Çocuklar. Çocuklar ne oluyor dedim. Öğretmenim Fikret altını işemiş. Yok hocam su dökmüşler ya. Tabii tabii. Tamam, tamam çocuklar, tamam hadi. Siz kahvaltıya inin, hadi. Aa, hadi bakalım, ya. Hadi. Fikret. Hocam, ben uyurken dökmüşler suyu. Tamam Fikret. Hadi sen de üstünü değiştirin kahvaltıya. Biz değiştiririz nevresimini, önemli değil. Hadi. Asidikli Fiko geliyor. Sana mı gülüyor lan? Yok abi onlar her şeye gülüyor. Bize bize. Beyler. Hayırdır? Bir problem mi var? Yok abi aramızda. İyi. Hadi bakalım afiyet olsun. Kahvaltınızı da şimdi birlikte edin. Ama sonra İsmet benimle gelecek, tamam mı Kirazcığım?
Ne oldu Kiraz? Kahvaltımı alayım, anlatırım abi. Kreşteydi. Ben de korkmasın diye yanıma aldım. Birlikte uyuduk. Sabah götürecektim kreşe ama uyuyakaldım. Tamam. Yapma bir daha. Abi, ablamlardan haber var mı? Yok, aramadım daha ama onlar aramışlardır avukatı, konuşmuşlardır. Bakın, siz ufak değilsiniz artık. Biliyorum, üzülüyorsunuz. Ama güvenin ablama. Elinden ne geliyorsa yapıp çıkaracak bizi buradan. Biz de o zamana kadar dişimizi sıkacağız. Biz bir aileyiz. Ve öyle kalacağız. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım şimdi kahvaltı edelim. Oğlum sen ne anlatıyorsun? Ya bir okul yok, bir şey yok. Neye çalışıyorsunuz ya? Oğlum iki güne nakli olacak, okula başlayacaksınız dediler ya. Yani öyle istediğin zaman ekemiyorsun okulu Fikocuğum. Hadi aç çalış sen de bir şeyler. Yukarıdaki koşullardan hangilerini? Bana bak bakayım. Senin bir derdin mi var? Anlat bakayım bana. Yok ha, burası var ya işte. Lan ukala ukala konuşma. Başka bir derdin var mı? Onu soruyorum. Yok abi, ne derdi ya? İyi tamam. Hadi bakalım. Çalış o zaman. Şişt, kanka. Müzi diye biri seni bahçede bekliyor. Müzi mi? Ha, kız arkadaşın güzelmiş harbiden. Ya benim kız arkadaşım falan değil o. Hadi lan, sevgilin olmayan kız buraya kadar gelir mi görmeye? Yeme beni. Bir de muhabbeti fazla uzatma. Ortalarda da çok görmeyin, öğretmenler laf eder. Muzi? Ne yapıyorsun burada? Kafayı mı yedin? Gel, gel. Gel çabuk, gel çabuk. Gel. Seni götürmeye geldim. Ne? İki tane biletim var. Konsere gidiyoruz. Şu sana deli gibi dinlettiğim grubun konserini. Merlin'in konserini. Ciddi misin sen? Hem de çok. O da arkadaşın iyi bir tipe benziyor. Seni idare eder değil mi? Ya ben gelemem. Kardeşlerimi bırakmayayım. Tamam. Aslında kardeşlerim yatmaya çıktı. Gelirim ya ben. Gelirim, gelirim ben. Bir oda arkadaşıma haber vereyim o zaman ben. Geleyim sonra. Tamam, bekliyorum. Hadi, hadi. Tamam. Lan, nasıl çıkacağız biz buradan ya? Fikret Bey de buradaymış. Ya sabır. Ne bakıyorsunuz oğlum? Aşağı inmedin, sana gelelim dedik ama sen de hemen korkuyorsun. Ne korkacağım lan ben senden? Sen kimsin? Gel de göstereyim kim olduğumu. Yok, gelmeyeceğim. Gelmiyorsun işte, korkuyorsun. Korkak da bu. Ben Fikret Korkak da bu. Ha şöyle ya, gel. Oh. Oh. Kurtulur, kurtulur, kurtulur.
Hadi doğru revire git. Hocam o başlattı ya. Sana revire git dedim. Git hadi yürü. Fikret, neden yaptın böyle bir şey ha? Ya hocam ben geldiğimden beri bana satışıyorlar ya. Burada böyle şeyleri hoşgörüyle karşılamayız Fikret. Bir daha tekrar edersen cezan çok büyük olur, bunu bil. Bakayım. Kaşın mı kanıyor senin? Ha? Dur, dur bakayım. Dur. Hay Allah. Şimdi git elini yüzünü yıka. Sonra da revire git. Hemşire sana da baksın. Bir daha böyle bir şey görmeyeceğim Fikret. Anladın mı beni? Hop, ne oluyor lan? Abim nerede? He, Hikmet çıktı, dışarı tüydü o. Dışarı mı? Bize haber vermeden. Dur lan, abinin çıktığını söyleme kimseye. Tamam, söylemem. Abla, haber var mı avukattan falan? Vallahi size çok güzel haberlerim var. Haftaya mahkeme var. Kavuşuyoruz. Kazanma şansımız yüksek mi? Yüksek tabii ya. Aa, bir dakika. Kına getirdim size. Bakın şimdi. Bu işaretlediğim yerden 5 gün sayın. Kavuşuyoruz. Beş. Oh. Babam nasıl verdi bize velayeti? Ben ne bileyim ya. Şey demek ki hiçbirimizin göremediği böyle mi? Acık bir kalbi varmış Fikri Bey. Ne aşkım. Bizim neye sevindiğimizin farkında mısınız? Babam bizi bıraktı diye seviniyoruz ya şu an. Edin kendinize, tamam mı? Gel bakayım. Ay. Hadi bakalım kuzum benim. Uslu durum, tamam mı? Tamam tamam. Ben de merak etme. Biliyorum. O yüzden aklım arkada kalmıyor. Aa, size bir şey söylemeyi unuttum. Biz Cemil abinizle nişanlanıyoruz. Ne? Nasıl? Barış abi ne olacak? Ablacığım, Barış abine bir şey olmayacak. Öyle gerçekten değil ya, mahkeme için. Ha, öyle bir şey. Öyle bir şey tabii ya. Cemil polis ya. Sizi daha kolay alabilmem için. Tamam mı? Haberiniz olsun. Siz de bilin de şaşırmayın sonra. Tamam mı ablacığım? Tamam. İyi. Hadi görüşürüz. Efendim Tufan abi. Filiz neredesin? Şimdi çocukların yanından çıktım. Niye? Tam zamanda aramışım ha. Bak ne diyeceğim şimdi? Hani sen iş bakıyordun ya mahkemeden önce, böyle tam zamanla sigortalı falan. Evet. Vallahi iş ayağına geldi, ben sana öyle söyleyeyim. Nasıl yani? Ya şimdi geçen bizim kahvede konuşuluyordu. Bir inşaat firmasının sekretere mi neye ihtiyacı varmış? Ondan sonra bugün de aynı muhabbet oldu. Benim de aklıma sen geldin. Ciddi misin ya? He vallahi. Demek ismi. Yalnız hemen gitmen lazımmış görüşmeye, bekliyorlarmış. Yani hemen git. Adresi de atacağım ben şimdi sana. Yani atıyorum, mesaj olarak atıyorum adresi. Tamam. Sağ ol ya Tufan abi, hazır gibi yetiştin. Ne demek canım, aşk olsun. Yalnız bak haber ver ha bana.
Hadi, hadi. Tamam, gidiyor. Ya şimdi hemen alacaklar mı bu kızı işe? Alacaklar. Ne bu surat oğlum böyle? Sen ciddi ciddi eve gideceğim mi zannediyorsun? Öyle derler ama almazlar. Benim annem de zamanında çok salladı öyle şeyler. Sen de ablan sallamış işte. Benim ablam sallamaz. Tabii tabii sallamaz. Doğru konuşlar ablamla ilgili. Benim ablam öyle herkese benzemez. Söz verdiği zaman tutar, anladın mı? Anlamadım, ne olacak? Anlayacaksınlar. Şşş. Çocuklar, ne oluyor burada? He? Hani önlüklerinizi giymemişsiniz daha? Hadi servisler bekliyor. Hadi acele edin. Hadi. Çabuk. Fikret, siz de yeni okullarınıza pazartesi günü başlayacaksınız. Biliyorsun değil mi? Sen bu arada etüt salonunda istediğin kadar ders çalışabilirsin. Hadi bakalım. Hocam. Hı. Basket topu var mı? Var. Minibollar, neredesiniz bakayım siz? İki saattir sizi arıyorum. Biz senin yanına geldik abi de sen uyuyordun. Evet ya, ayılamadım bugün biraz. İsmo nerede? Ne? İsmo nerede? Ha, İsmo kreşte demin yanındaydım. Tamam. Abi, gel oynayalım. Ver bakayım bir tur. Ne ha? Kendinin daha iyi olduğu bir şey buldun ya, hemen ez anasını satayım bize. Tamam hadi, tamam. Yok. Ben şimdi çıkıyorum. Akşam gelince oynarız. Çıkacağım mı? Nereye? Müdürden izin kağıdı aldım ben birkaç saatliğine. Bir mahalleye giderim, mahalleye dolanırım. Ablamı görürüm diyorum. Tamam, biz de gelelim abi. Fiko, sizin yaşınız küçük be oğlum. Sordum, tabii ki sordum gelebilir misiniz diye ama izin vermiyorlar, yapacak bir şey yok. Bir şey ister misiniz evden gelirken getireyim? Evet. Pembe takımı, bir de Barış abinin aldığı Barbie bebeği. Peki tamam. Getiririm. Hadi gidiyorum ben şimdi, siz de çok sapıtmayın. Abi. Hani bitecekti? Hani bir daha dönmeyecektik buraya? Fiko tamam, düşündüğümüz gibi olmadı ama ne yapalım yani, umut etmeyi mi keselim? Hem daha dava düşmedi. Ve sadece duruşma ertelendi. Bence bir sonraki duruşmadan sonra biz buradan çıkacağız, evimize gideceğiz. Vallahi. Hem Fiko, bazı şeyler hemen hallolmuyor. Sabretmek gerekiyor. Biz de bekleyeceğiz, ne yapalım? Ne olacak ki? Allah Allah, laflara bak sen, laflara. Şş Fiko, azıcık örnek al şu kirazı. Bana bakın, minibollar. Güçlü duruyoruz, umut etmeyi kesmiyoruz, tamam mı? Hem nedir? Sayılı gün çabuk geçer, değil mi? İyi, hadi bakalım. Fiko, ben de atayım mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.